Hocam güzel bir soru gelmiş. Diyor ki izleyicimiz, bu Mustafa Denizli Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kupasının katilidir diyor. Doğru mudur? Kaldırılmasına o sebep olmuştur diyor. Katil lafı çok sevimsiz. Katil lafı sevimsiz. Çok sevimsiz bir laf. Türkiye Spor Yazarları Derneği kupasını siz mi kaldırttınız? Evet. Şey, ne kadar gücüm varsa, ne kadar güçlüysem yani. Ben kaldırtmadım. Yani Fenerbahçe'nin katılmaması o turnuvanın iptali demekti. Şimdi orada... 2001 sezonun başı değil mi? Yani evet, 2001'in başı. Orada bir şey var yani, Fenerbahçe 20 günlük 12 transferle oluşturulmuş bir kadro kurmuş. Yani 15 gün sonra, 2 hafta sonra bu takımın takım olarak sahaya çıkma şansı yok. Dolayısıyla taraftarlar spor yazarları turnuvasını lig gibi kabul ediyorlar. Yani spor yazarları turnuvasında birbirini yendiğin zaman lig şampiyonu olmuş gibi. Bir ikincisi, tansiyonu çok yüksek maçlar, gördüğün kartlar ligde geçerli. Yani resmi maç statüsünde oynanan maçlar. Dolayısıyla hazır olmayan bir takımı taraftarın önüne çıkarmak ve ezeli rakiplerinin önünde olası böyle bir başarısız durumda görmek yani benim de hiçbir teknik adamın işine gelmedi. Hocam bundan bir sene evvel Pinger'in sakatlığının bu kararınıza etkisi oldu mu? Hayır, olmadı. Yani onu düşünmedim. Artı sakatlık riski de var ama çok önemli değil. Bir ikincisi, yani başarısız olduğun zaman sene başında taraftarın önüne atılan, yani takım olmuyor. Zaten teknik adam oluyor. Bırakın arkadaş ya, yani 15 günlük takımı ben taraftarın da önüne, sizin de önünüze çıkarmayalım. Yani sizin için oraya çıkan insanlar mücadele ediyor. En ağır eleştirileri orada yapıyorsunuz. Yani daha isimleri öğrenemeden hocam değil mi? Yani bir insaf denilen bir şey var. Aynen. Göz göre göre, yani buna benim aracı olmak beklenemezdi. Eyvallah. Ha, ben Fenerbahçe'ni ayırdıktan sonra niye yapmadılar? Gelenek bozuldu çünkü. Gelenek kırılmıştır, onlandır büyük ihtimalle. Yapsalardı yani, madem ki... Hani bir yandan yani aynı katili sorunlar... dedin ya, katili şey yaptılar, affetsin. Arkadaş... Bir genel hafta salsalar mı işte? Yani 2 sene bir ara versinler, ondan sonra yapsalar. Yani bir yandan sorun şeymiş de, o zaman da görünen bir sorun varmış. 12 tane mi oyuncu vardı o gün yeni gelen? Yeni gelen 12 oyuncu var. Aynı sorunlar şimdi de devam ediyor. Neredeyse takımın tamamını değiştirmek zorunda kaldılar. Hiçbir şey değişmiyor. 5 yani tane o kalan futbolcu vardı. Yani Fenerbahçe'nin kadrosu 17 kişiydi. O sezon ben sahaya 3 tane kaleciyle çıkıyordum. Yani bir oynayan, 2 tane de kulübede 18 kişilik kadroyu tamamlamak için. Hatta bir spor yazarı şey yazmıştı. Fenerbahçe'nin hükmen mağlup olması lazım. 3 kaleciyle çıktı. Hocam bizim Hüseyin var. Hüseyin Kıcı diyor ki ya hoca Beşiktaş çalıştırırken 3-4-3 severdi. Holosko, Bobo, Delgado. Fenerbahçe'de de Reviro, Anderson, Rapaic. Üçlü savunmanın dünyada geldiği yere ilişkin görüşünü bizle paylaşır mı diyor bir izleyicimiz, kardeşimiz. Ya o sistemleri teknik adamlar tayin etmez. Elindeki kadrolar tayin eder. O yapıya uygun futbolcu profilin varsa elinde, bu sistemler birbirinin alternatifidir. Yani dünya işte WM'den 4-2'ye döndüğü zaman buna karşı bir sistem olarak çıkmıştır. 4-4-2'ye karşı 3-4-3 bir sistem olarak çıkmıştır. Hepsi birbirinin alternatifidir. Ama esasında senin elindeki futbolcu profili bunu belirler. Yani bu sisteme uygun futbolcu profilin varsa 3-4-3 de oynayabilirsin. Ki benim en fazla sevdiğim sistemdir. Bu tamamen hücuma dönük aksiyonların daha fazla olduğu bir oyun yapısıdır. Ama elindeki futbolcu profili buna uymuyorsa, yani bazı zamanlarda ben bu kadar hücum futbolunu seviyorum. Hücum futbolunun organizasyonu zor bir organizasyondur. Savunma daha kolay değil mi? Savunma. Benim esasında... elde ettiğim milli takımda ve kulüp takımlardaki çok önemli başarıların bir kısmı savunma anlayışıyla ağırlıklı, onlarla kazanılmış oyunlardır. Hocam o zaman şu da geliyor hemen arkasından. Son yıllarda bir Türkiye'de üçlü oynanmaz diye bir şey çıktı mesela. Ya öyle bir, çıktı öyle bir şey olur mu ya? Yani herkes o konuda hakem geliyor. Üçlü oynanır mı? Dörtlüye niye dönmüyorsun? Yok kulüp başkanı onu soruyormuş. Yok. Budur. Ya Vitor Pereira bu yüzden bayağı tepki, dayak yedi hocam. 3-4-3. Cem abi,
Altay'la ilgili bir hocaya bir soru soracak mıyız? Biraz gelişsin ondan biraz sonra. Biraz geliş, tamam. Cem abi yani. Hocam, not bir izleyicimiz der ki, izleyiciler de diyorum, benim milyar tane sorum var da. Ya bu Galatasaray'la anlaştıktan sonra önündeki ilk maç olan Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında sahaya çıkmak niye istememişti diye sizin üzerinize olumsuz anlamda bir eleştiri söz konusu. Hatta Tafarel'in gittiği karşılaşmaydı. Bu konuyu bir açmak ister misiniz mümkünse? Açmaya gerek yok. Yani herhangi bir kontrat imzalamadım takımla ben sahaya nasıl çıkayım? Ben döndükten İmzala sonra... çık. İmzala çık. O benim yapacağım bir şey değil. Yani bugün imzalam, yarın takım başında çıkayım. Öyle. Tam o çünkü bayağı sizinle ilgili yakın dönemde en büyük eleştiri kodlarından bir tanesi. Yani Galatasaray. Olabilir. Yani bunlar benim aldığım eleştirilerin yanında çok hafif derece olan. Ahmet sen de bilirsin de izleyicilerimize. Yani Türk futbol tarihinde iki tane büyük 4-3'lük maçı vardır. Birisinde mağlup, birisinde galip hoca. Evet. İki tane 4-3'lük maç vardır. Birinde galip, birinde mağlup olarak. Bakalım başka neler var. Sorularımız var ama. Evet bulduk. Hocam peki Altay'a gelelim. Cem abi de ufak ufak hazırlanırken. Altay'ın çocukluk tutkunuz olduğunu hepimiz biliyoruz. İzmir bu hafta çok önemli bir yerde sizin için. Bugünkü durumuna ne diyorsunuz? Üzücü bir soru olduğunu biliyorum ama sormak zorundayım. Üzücü, gayet tabii üzücü. Yani Altay benim sadece 18 yıllık değil. Yani bütün hayatım boyunca birinci dereceden takip ettim. Bugün de takip ettim. Yakın ilişkide olduğum camia. Yetiştiğim camia. Hı hı. Tabii ki üzüntü verici olmaz mı? Yani ayrıldığım günden beri ilişkilerim devam ediyor. Başkanla, teknik adamlarıyla, yöneticileriyle konuştum. Camia, yetiştiğim camia. Maalesef zor bir durumda. Yani iki maçları kazanıyor. Sizin de eski öğrenciniz Yusuf Şimşek evet. Gitti. İnşallah devam eder. Yani sıkıntıları devam ediyor. Yusuf'la da konuşuyoruz. Çok da mutlu oluyorum. Yani birinci derecede takım için mutlu olurum. Sonra Yusuf için mutlu oluyorum. Yani zor bir durumda. Zor bir durumda. Bir çıkış yolu bulunacak. Yani mutlaka bulunacak. Çünkü Altay öyle böyle bir camia değil. Yani işte benim görev yaptığım Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan daha farklı bir camia, yaklaşık birbirine yakın yıllarda kurulmuş bir camia. Yani son derece köklü, Türk futbolunda çok uzun yıllar mücadele etmiş, Türk futbolunda büyük katkılar olmuş bir camia. Yani dönüp baktığımız zaman şu anda Altay'da gerekli ortamın ortaya çıkmadığını görüyoruz. Yani başkanla da görüşüyoruz, dertleşiyoruz. Şu andaki başkanla. Onun da sıkıntıları var ama sıkıntıları bilerek geldi yani bu şeyi, görevi bilerek üstlendiler. Dolayısıyla bir çıkış yolu öncelikle onların ortaya çıkarması lazım ama tabii ki destekle onlar tek başına bunu başarabilecek. Altay camiasının o gücü var mı yoksa illa kamudan bir destek alınacak mı size göre? Ya, sadece kamu değil yani birçok yerden destek alması lazım. Yani kolay bir tablo değil.